Uzanalım isterseniz çünkü evlat nöbeti 18. gününde ailelere yenileri katılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından da destek devam ediyor. 24 Diyarbakır temsilcisi Şeyh Mus Çakan bizleri bekliyor. HDP il binası önünde hemen arkasında da evlat nöbeti tutan anneler var. Kahraman Poyrazoğlu bugün 18. gün ve 43 aile anne ve baba evlatlarına bir an önce kavuşacakları günü bekliyor ve o umutla da Diyarbakır HDP il binası önündeki oturma eylemlerini de devam ettiriyor. Bugün sabah saatten itibaren yine anneler buraya geldi HDP il binası önünde. Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla şu an HDP il binası önündeki oturma eylemlerini devam ettiriyor. Anne ve babalar büyük bir umutla bir an önce evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor. Dün ailelere Halit Altun katılmıştı. Ünlü Üniversitesi'nde okuyan Muhsin oğlu 2014 yılında daha kaçırılmıştı ve yine Yıldız Ballı vardı. Yasemin de kızı 5 yıl önce çalıştığı bir tekstil atölyesinden arkadaşı tarafından kandırılarak daha götürüldüğünü ifade etmişti. Ancak bugün sabah saatlerinde, dün akşam saatten itibaren yeni bir gelişme oldu. Remziye Akkoyun çocuğu da, o da çocuğu kaçırmıştı. Şu an ekranlarda gördüğünüz Remziye Akkoyun. Dün hastaneye giderken bazı kişiler tarafından tehdit edildiğini emniyet birimlerine iletti. Hastaneye gittiği sırada kendisine yanına gelen birkaç kişi neden orada oturuyorsun, neden parti binası önünde oturuyorsun şeklinde bir tehditte bulunmuştu. Ancak Remziye Akkoyun onlara ben evladımı istiyorum, başka herhangi bir amacım yok şeklinde bir beyanda bulundu. Tabii emniyet birimleri bu konuda, yani Remziye Akkoyun tehdit edenlerin tespiti noktasında şu an yeni bir çalışma başlattı. Çünkü Akkoyun hastaneye gittiği sırada kendisini tehdit etmişlerdi ve işte o kişilerin bulunması noktasında şu an emniyet birimlerinin yoğun bir çabası, yoğun bir çalışması olduğunu söyleyebilir ve hastane güvenlik kameraları da bu konuda incelemeye alındı. Annelerin evlat nöbeti tek amaçları, tek hedefleri var. Bir an önce evlatlarına kavuşmak, bir an önce evlatlarını dağa götürenler ya da evlatlarını kaçıranların tekrar onları geri getirmesini istiyor buradaki anneler. Tek umutları o. Bugün 18. gün. Aslında şu an bir anne yanımızda, ona mikrofonu sor. Efendim merhaba. Merhaba. Bugün 18. gün, ilk günden beri oturmaya devam ediyorsunuz. Neler söyleyeceksin? Neler söylüyorum? Biz evladımızı istiyoruz. Onların geri gelmesini istiyoruz. Gelmeyene kadar biz buradan ayrılmayacağız. Söz vermişiz birbirimize, hiç gitmeyeceğiz. Peki zaman zaman arkadaşlarınız tehdit ediyor ya, yani burada oturan anneler. Onun için ne diyeceksin? Tehdit ediyor. Devlet güçlerimiz onlara bir çare bulsun artık. Biz de biliyoruz tehdit yiyeceğimizi, evimizin bombalayacağını, bu diğer çocuklara da zarar geldiğini biz de biliyoruz. Yani bu HDP'liler bizim yanımızda bırakmayacak. Bunu biz de biliyoruz. Bilmiyorum, artık bize bir çare bulsun. Ya çocuklarımızı versinler ya artık biz de burada oturmaktan sıkıldık. De inşallah biz buradan boş dönmeyeceğiz. Ben buna inanıyorum inşallah. Cumhurbaşkanımız bize bir yol yorgan, bir çözüm yolu bulur da onları bize karşı sevindirmez. Peki, geçmiş olsun diyelim tekrar. Evet, anne ve babaların nöbeti devam ederken zaman zaman Türkiye'nin dört bir yanından buraya ailelere destek anlamında ziyaretler de gerçekleştiriyor. Bir umut var herkeste, her annede. Acıları bir çünkü ve o acıyla birlikte umutları da bir an önce evlatlarına kavuşabilme umudunu taşıyor. Dedim mi, Türkiye'nin dört bir yandan zaman zaman buraya ziyaretçiler de geliyor. Annelere destek ziyaretinde bulunuyor. Dün Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu'ndan 23 iş kadını buraya gelmişti. Anneleri ziyaret etmişlerdi. Ve bugün de değişik çevrelerden, değişik sivil toplum örgütlerinden buraya ziyaretçilerin olacağını söyleyebiliriz. Gün içerisinde böylesi ziyaretler gerçekleşebilir. Bugün şu an için yeni katılımlar olmadı. Ancak gün içerisinde öylesi bir katılımın olabileceği üzerinde de duruluyor. Ve bu anlamda da annelerin umutlu bekleyişi, annelerin buradaki dik duruşu, evlat nöbeti devam ediyor. Ve HDP il binası önünde biliyorsunuz Hacire Akar'la başlamıştı o süreç. Ve o süreç şu an için artarak devam ediyor. 18. güne ve 43 anne ile baba bir an önce evlatlarına kavuşacağı günü bekliyor diyerek sözü tekrar size bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.